Hayır, şöyle bir şey. Benim kendisini taciz ettiğim iddiasında bulunmuş. Fakat mesajlar ortada. Kendisi bana, yani ağzıma bile alamıyorum ben sözleri. Çabuk bana işte vücudunun fotoğrafını gönder. Farklı açılardan olsun vesaire gibi mesajları var bende. Ve daha nice mesajları duruyor ki ben hiçbir şey yapmıyorum. Benim kendisine dava açmam gerekirdi aslında. Çünkü kendisi bana bir kar tanıtmıştı en başta. Ve evli çıktı. Bu dolandırıcılığa giriyor. Yani benim kendisine aslında dava açmam gerekirken şu anda beni kötü duruma düşürüyor. Beni rencide ediyor, incitiyor. Ben hala kendisine değer veriyorum. Çünkü bir dönem 11 yıl boyunca hayatımda olmuş bir insan. Ben o insana hala değer veriyorum ama çok üzülüyorum. Benimle ilgili beni böyle halka karşı, kamuoyunun önünde çirkin, kötü iddialarda bulunarak rencide etmesi zoruma gidiyor açıkçası. Ben onun evli olduğunu bilmiyordum. Kendisi bana bekar olduğunu söylemişti ve hatta evlilik vaatleri veriyordu bana. Çok komik düşününce ben de bunlara inanıyordum. Safmışım, salakmışım. Ne yapabilirim? İnanmışım. Sonra evli oldu ortaya çıkıyor. Sonra boşanacağım diyor. Ona da inanıyorum. Sevmiyorum diyor. Teyzemin kızıyla evlendirdiler diyor. Ona da inanıyorum. Her şeye inanıyorum yani. Çünkü sevmiştim onu. Hala da belki seviyorum. Fakat asla bir daha onu hayatımda istemiyorum. Çünkü bana yaptıkları beni Türkiye'ye yani kamuoyunda bana çok kötü bir duruma düşürdü şu anda. Ben şok geçirdim bu çıkan haberleri görünce. Peki siz o istediği zaman hani video falan fotoğraf siz ona gönderdiniz mi Murat Bey'e kendi fotoğraflarınızı? Ya özel bir şey, çok özel bir şey ama göndermiş. Erkek arkadaşım olduğu için göndermiştim. Tam tersi kendisi beni bana zarar vereceğini söylüyorlar. Kendisi ve çevresindeki insanlar. Ben kendisinin bana zarar vermesinden korkuyorum yani. Belki beni seni parçalara ayıracağım, gideceğim, karakola teslim olacağım gibi mesajlar geldi bana. Kendi ailesinden birisi. Ben hiç zaman onunla davalık olmak istemedim. Çünkü yaşanan güzel günlerin hatırına. Fakat görünen o ki benim de artık elimde olan deyimleri ortaya dökmem gerekiyor herhalde. Yani çünkü bana iftira atıyor. Sadece bu çıkan haberler olayı gerçeğini yansıtmıyor. Bunu söyleyebilirim. Ve olayın gerçeğinin zaten ne olduğu mesajlarda ortada. Her şey ortada yani. Ta 2009 yılından beri bana attığı mesajlar, bana attığı mailler. Bir de çok komik bir şey var ortada işin içinde. Ben biraz tembel bir insanım. Mesajlarımı silmemişim. Şimdi de ben bunu böyle bir iftira atınca onlara ulaşabiliyorum. Attığım mesajlar duruyor. Yani tembelliğim ilk defa işe yaradı. Kendisi benim en güzel yıllarımı yedi. Ne diyeyim yani, başka bir şey diyemiyorum. Üstüne de böyle çirkin iftiralarla beni yüz yüze getirmesi hiç hoş değil. 20 yaşındaydım ben onunla tanıştığımda. 30'lu yaşlarıma geldim. Hala çok güzelim ama en güzel zamanlarımı Murat'la yemiş oldum yani. En güzel zamanlarımı. O kullandı beni ya. Bildiğiniz kullandı. Şimdi de böyle çirkin iftiralar, çirkin iddialarla